Bu adamın yılbaşı gecesini özel yapmış olduğu GTA Vice City canlı yayınında ekran başından kalkmadan karısını öldürdüğünü söyleseydim tepkiniz ne olurdu? Mutlaka yayına bir ara vermiştir ve o zaman işlemiştir cinayeti diye düşünebilirsiniz ama hayır, yayına vermiş olduğum mola 10 dakikayken karısının eviyle kendi evi arasındaki mesafe en az yarım saatti. Yani bu ihtimal geçersiz kalıyor. Peki o zaman bu adam bunu nasıl başardı? Nasıl oldu da canlı yayın esnasında bir suç işledi ve yaptığı yayın sayesinde şüpheli damgası yemekten kurtuldu? Eğer hazırsanız ben Enes Hap ve iyi seyirler dilerim. Eğer içerik hoşunuza giderse lütfen abone olmayı unutmayın. Çünkü çok büyük bir kesim bunu unutuyor. 32 yaşındaki Natalie McNally, akşam saatlerinde ailesinin evinde Katar Dünya Şampiyonası Arjantin-Fransa maçını izlerken keyifli vakit geçiriyordu. Üstelik Natalie 15 haftalık hamileydi ve anne olacağı için oldukça heyecanlıydı. Çocuğun babası ise 33 yaşındaki Stephen McCulloch isimli bu adamdı. İlk bakışta kimseye zarar olmayan Walt Saxon 07 isimli bir YouTube kanalı vardı ve burada yaptığı koleksiyonları ve oyuncakları inceliyordu. Yaklaşık 8 senedir YouTube'a video yükleyen bu adamın abone sayısı ise 38.000 civarıydı. YouTube'a meraklı biri diyen anlayacağınız. Natalie ailesinin yanında maç izlemeye devam ederken Stephen uzun süredir yapmadığı bir şeyi yapmaya karar verdi. Canlı yayın açmak. 8 yıllık YouTube hayatında çok seyrek olarak yayın açan biri olduğu için etkileşimin artması adına önden şu postu paylaştı. Sürpriz! Canlı yayın festivalimiz saat 6 PM'de başlıyor. Bize katılın. Hey! And we're live! Stephen kanalında çok fazla yayın açmadığı için izleyiciler için de bir sürpriz oldu ve beklenmedik bir etkileşim ile karşılaştı. Yayın akışı başladığı esnada Katar Dünya Kupası maçı artık bitmişti ve penaltı atışlarıyla Arjantin galip gelmişti. Maç bittikten sonra Natalie ailesinin evinden ayrılıp kendi evine gitti. Burada yalnızdı. Saatler 5:57 PM'i gösterdiği zaman Stephen'dan eşi Natalie'ye bir mesaj geldi. Bu gece boyunca canlı yayında olacağım, haberin olsun. Bana şans dile. Canlı yayın çoktan başlamış, ortam ısınmış ve saat 7 PM'i gösterdiği sıralarda Stephen alkol alıp kendini oyuna kaptırmıştı. Natalie ise evinde tek başınaydı. Yayının başlamasından yaklaşık 3 saat sonra saatler artık 9 PM'i gösterdiği sıralarda Natalie'nin kapısı çalındı. Kapının dışında havanın soğuk olmasından kaynaklı mı yoksa kimliğini gizlemek istediği için mi giydiği tartışılır kalın ceketli, atkı ve eldiven takan bir adam vardı. Elinde ise bıçağı gizlemek için getirdiği garip bir poşet tutuyordu. Natalie bu adamın içeri girmesine izin verdi ve çok geçmeden evden ağlama ve çığlık sesleri yükseldi. Çığlık sesleri Natalie'ye aitti ama ağlama sesinin sahibi meçhuldü. Komşular sesi duysa da normal bir olay olduğunu düşünüp müdahale etme gereği duymadılar. Halbuki kadın o esnada defalarca kez bıçaklanmış, boğulmuş ve ölesiye dövülmüştü. Bu kan donduran olay sonrası suçlu ortadan kayboldu ve Natalie'nin cansız bedeni Aralık ayının buz kesen soğuğunda gece boyu yerde kaldı. Bu esnada Stephen GTA Vice City yayınına devam ediyordu. 6 koca saatin sonunda yayını bitirme kararı almış ve saat 12 AM'i gösterdiğinde kapatmıştı. Yatağına gittiğinde ise yayın başlamadan önce karısına yazdığı mesaja cevap gelmediğini gördü ve endişelenerek Natalie'nin evine doğru yola çıktı. Buz gibi havada yaklaşık yarım saat süren yolculuğun ardından eve varmıştı ama gözlerine inanamadı. Doğacak çocuğunun annesi, sevgili karısı yerde yatıyordu. Olaydan haberdar olan Natalie'nin babası da olay yerine geldi ve polislere verdiği ifadede ölü bedenin tanınamayacak halde olduğunu ve onun Natalie olup olmadığını anlamak için birden fazla kez kontrol ettiğini söyledi. Olayda baş şüpheli cesedi bulan Stephen'da ve sorgulanmak için tutuklandı. Fakat geçerli bir savunması vardı. Saat 6 PM ile 12 AM arasında canlı yayındaydı. Cinayet ise saat 9 PM sularında işlendi. Stephen bu canlı yayın esnasında sadece bir kere 10 dakikalık bir mola vermişti ve Natalie'nin eviyle arasındaki mesafe en az yarım saatti. Bu yüzden cinayeti Stephen'ın yapmış olamayacağı düşünüldü ve serbest bırakıldı. Kamuya da Stephen'ın şüpheli listesinden düşürüldüğü duyuruldu. Serbest kaldıktan sonra ise Natalie'nin ailesinin evine normalden çok daha sık gitmeye ve Natalie'nin fotoğraflarını kullanarak kadına şiddeti protesto eden videolar hazırlamaya başladı. Eve taziye için gittiği düşünülse bile planları başkaydı. Natalie'nin ailesinin evine gizli bir telefon yerleştirerek onları dinlemeye başladı. Eğer Stephen'dan şüphelendiklerine dair bir iz bulsaydı işler onlar için de hiç iyi gitmeyecekti. Fakat neyse ki bu senaryo asla yaşanmadı. Soruşturma devam ederken yapılan bir araştırmada polisler Stephen'ın evinden sadece 2 mil uzaklıkta, saat 7:09'da otobüse binen bir adamın olduğunu fark ettiler. Kalın bir ceket giymiş, atkı ve eldiven takmış, yüzü gizlenerek yürüyen bir adamdı bu. Raporlara göre bu adam otobüse bindiğinde ücreti kartla değil nakit olarak ödemek istedi fakat ilk falsosu da burada oldu. Parayı çıkarırken yere düşürdü ve taktığı kalın eldivenleriyle alamayacağı için bir katmanı çıkarmaya karar verdi ve elindeki bir başka lateks eldiven ortaya çıktı.
Bu eldiven soruşturmanın ilerlemesi için önemliydi çünkü polisler olay mahallinde de aynı eldivenleri bulmuştu. Tabii ki bir rastlantı da olabilirdi ama delil olma ihtimali düşünülerek adam takibe alındı. Aynı kamera kaydında cinayetten dakikalar sonra aynı adam tekrar geçti. Bu sefer kıyafetleri değişmişti ve siyah büyük bir çanta takıyordu. Otobüse binmek yerine bir başkasını bekleyen taksiyi gördü ve bahane uydurarak kendisini almasını sağladı. Olaydan haftalar sonra tanıklardan biri olduğu için taksiciye sorulduğunda adam, "Benimle konuşan, taksime binen adam Stephen McCullough'ın ta kendisiydi," dedi. Stephen o gece karısını vahşice katletmişti ve açtığı canlı yayın sayesinde az daha yakalanmıyordu. 6 saatlik bu oyun yayınında ilk bakışta kaçırdıkları bazı detaylar vardı. Mesela canlı yayının başlığı. Şiddet dolu Noel gecesi canlı oyun yayını. İlk bakışta bu başlık oynayacağı oyun için konulmuş gibi dursa da cinayetle ilgili bir mesaj olabileceği fikri kesinlikle ürpertici. Yayının açıklama kısmı ise oldukça garip ve dikkat çekici. Yılın en neşeli zamanını bir sarhoşun sanki bir tür uzmanmış gibi kumandadaki tuşlara basmasını, sonra da başarısız olduktan sonra çıldırmasını izleyerek kutlayın. Hepsi gerçek zamanlı. Mutlu Noeller. Yayında yapacaklarını anlatıyor gibi gözüküyor değil mi? Fazlasıyla alkol aldı ve oyun oynadı. Burada asıl gariplik all in real time ibaresi. Yani bir düşünün. Kim açacağı bir canlı yayına her şey gerçek zamanlı yazar ki? Canlı yayın dediğimiz şey zaten adından da anlaşılacağı üzere canlı olacaktır. Bunu neden ekstra belirtme gereği duyarsın ki? Çünkü canlı yayın canlı falan değildi. Önceden kayıt edilmiş bir videoyu yayın diye sunmuştu. Hatta yayının başında söylediği şu sözler de bunu kanıtlar nitelikte. It means I can't check the live chat. Which is a real shame. So, by all means, talk amongst yourselves. I could use my phone to dip in every now and again and check it, but... Ya da şu sahneye bir bakalım. Yayın boyunca alkol alıp araba süreceğini ve bunu yalnızca oyun içinde yapacağını üstüne basarak belirtiyor. Ayrıca bu gece evden çıkmayacağını da belirtme gereği duyuyor. Sanki biraz suçluluk psikolojisi gibi değil mi? I just realized I'm literally going to be drinking and driving. In the game, by the way, I'm not leaving the house tonight. Üstelik yayın bu kadarla da kalmıyor. Dikkatlice incelendiğinde aralarda başka başka garip mesajlar verildiğini de anlıyoruz. I need to kill this bitch, cause I won't pass the mission if I don't get this bitch to die. Oynadığı oyundaki bir görev hakkında konuşuyor olsa da aklından geçenleri dışarıya vurmak için kılıf bulmuş gibi gözüküyor. Yayının 3. saat, 26. dakika, 25. saniyesinde büyük bir falso daha veriliyor. Yayın boyunca ara ara yaptığı molalardan birinde tamamen rastgele ve muhtemelen yanlışlıkla çok kısa bir süreliğine James Bond'un No Time To Die filminin afişi gösterildi. İşin garip ve korkutucu kısmı ise Natalie'nin öldüğü saati saatine denk geliyor bu afişin gösterilme anı. Bu videonun sponsoru olan Ultimate Teknoloji'den size biraz bahsetmek istiyorum. Ultimate Teknoloji fiyat performans anlamında çığır açan kasalar topluyor ve satıyor. Vitrinde duran hazır sistemlerden bütçenize uygun olanı seçip hızlıca eski kasanızdan kurtulabilir ve oyunlara dalabilirsiniz. Ya da bütçenizi belirtebilir ve istediğiniz parçalar ile bir kasa toplattırabilirsiniz. Türkiye'nin her yerine kargo ile gönderim yapabilen Ultimate Teknoloji fiyat performans bir kasa arayışındaysanız sizin için bir numaralı adres olacaktır. Cinayetin sebebi kesin olmamakla beraber kıskançlık olarak belirtiliyor. İddiaya göre cinayetten önceki gün Natalie eski erkek arkadaşıyla 33 mesajdan oluşan bir konuşma yapmış. Stephen da bu mesajları görmüş ve kıskançlık krizine girmiş. Bu kanı kesin olarak kanıtlanmadı ama en mantıklı teori buydu. İşin sonunda Stephen tabii ki gözaltına alındı. Mahkemeler sürerken de gözaltında kaldı. Asıl cezanın belirleneceği mahkeme 2024'ün Mart ayında yapılacaktı ve muhtemelen yapıldı ama hakkında net bir bilgiye maalesef ulaşamadım. İnternetteki en güncel bilgi 12 Ocak'tı. Ama umarım ki gerekli cezayı almıştır. Kullandığım tüm kaynakları açıklama kısmına bırakacağım. Ayrıca eğer videoyu beğendiyseniz lütfen abone olmayı unutmayın çünkü gördüğüm üzere çok büyük bir kesim bunu unutuyor. Instagram hesabım ve Discord sunucumuz açıklama kısmında var. Bir sonraki videoya kadar görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.